belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bunu bütün vatandaşların bilmesini isterim. Deprem sonrası Adana'ya hemen geldik. Sonra Hatay'a, Osmaniye'ye, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya, Diyarbakır'a, İslahiye ve Nurdağ, Gaziantep'e, Pazarcık, Samandağ, Arsuz, İskenderun. Depremin tüm gerçekliğiyle bir anlamda yüzleştik. İki akşam otelde değil, depremzedelerin de bir anlamda yaşadığı koşullarda bir akşamı Arsuz'da, diğer akşamı Şanlıurfa'da geçirdik. Acılarımız çok büyük. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Elbette ki böyle acılar karşısında bir olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek, sorunları çözmek için geçmiş hesapları bir tarafa bırakarak bir canı daha nasıl kurtarabiliriz arayışı içinde kenetlenmek bizim en büyük arzumuz. Gittiğim illerde fırsat buldukça hiçbir ayrım yapmadan belediye başkanlarını da ziyaret ettim. Acıyı yaşayan vatandaşlarla karşılaştık. Onların dertlerini büyük bir sabırla dinledim. Sorunu yaşayan kişilerin, bize aktardıkları olaylar, yaşadıkları sıkıntılar katlanabilir türden değil. Ama sonuçta bütün bu acıları görmek, gözlemlemek mümkün oldu. Değerli arkadaşlarım, bu süreçte asla makam aracı kullanmadık. Ben, belediye başkanı arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, büyük bir minibüs, daha doğrusu yarım bir otobüsle bütün bu gezileri tamamladık. Arabadan inip halkın dertlerini dinlediğimizde emin olun hepimizin gözleri doldu. Zor bir süreci özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın eksi derecelere düştüğü bir ortamda insanların yıkılan enkazın altındaki yakınlarını, kardeşlerini, akrabalarını, eşlerini, çocuklarını beklediklerini gördükçe o dramı bir şekliyle siz de yaşıyorsunuz zaten. Dramın bir parçası oluyorsunuz. Bizim yaşadığımız gerçekten büyük bir acı. Ama sonuçta yakınlarını, çocuklarını, evlatlarını enkazın altında sağ çıkaranlar sevindiler ama cansız bedenlerine ulaşanlar da büyük bir acıyla yüzleştiler. Bu da bizim karşılaştığımız, gittiğimiz yerde karşılaştığımız dramlardan birisiydi. Milletvekili arkadaşlarımızın yakınları, akrabaları da hayatlarını kaybettiler. Milletvekili arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımız hayatlarını kaybeden ilçe başkanımız oldu, partililerimiz oldu. Partili partisiz, hangi partiden olursa olsun, bir siyasal partinin üyesi olup ülkenin sorunlarını çözmeye talip olan bütün yurttaşlar, hayatlarını kaybeden bütün yurttaşlarımıza ve onların Allah'tan rahmet, onların ailelerine de tekrar başsağlığı dileklerimi ifade etmek isterim. Bir gece Hatay'da, bir gece Şanlıurfa'da kaldık, onu az önce ifade ettim. Bazı şeyleri belki açık ve net konuşmak lazım. Değerli arkadaşlarım, genel başkan olduktan sonra en çok telaffuz ettiğim sözcük liyakatti. 27,5 yıl devlette çalışan ve daha sonra siyasete giren bir kişi için liyakatin devlet katında, devlet yönetiminde
ne kadar önemli bir kavram olduğunu hemen hemen her gittiğim yerde söyledim. Devlette yükselmek sıradan bir olay değildir. Devlette belli makamlara gelmek sıradan bir olay değildir. Önce pişersiniz, önce deneyim kazanırsınız, sorunları görürsünüz, aşama aşama yükselirsiniz. Her yükseldiğinizde yerine yeni bir arkadaşınız gelir ve o arkadaşınız da o aşama içinde yükselir. Dolayısıyla devlet memuriyetinden başlayıp yükseldiğiniz her süre içerisinde deneyimi ve birikimi de beraber taşırsınız. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman devlette çürüme başlar. Çünkü tepeden getirdiğiniz bir kişi aşağıda bürokrasiyi de dağıtıyorsa ülke sorunlarına kilitlenemez ve sorunların ne olduğunu bilemez. Hangi birikimlerin hangi sorunları yarattığını da bilemez. Ve bir sorunla karşılaştığında o sorunu nasıl çözeceğini de bilemez. Devlette çürüme var dediğim zaman da bazı çevreler kızdılar, öfkelendiler. Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Zamanında önlem alınması gerekirken zamanında talimatların verilmediğini, talimatların yerine getirilmediğini gördük. Devlet nefes almazsa sorunları çözemez. Devletin nefes alması demek her soruna bürokrasinin kilitlenmesi demektir. Sorun karşısında eğer bürokrasi sessizliğini koruyor ve bir yerden talimat gelirse ancak harekete geçebiliyorsa o zaman devlet nefessiz kalıyor demektir. Devletimiz büyük, evet devletimiz büyük. Devletimiz güçlü, evet devletimiz güçlü. Ama o güçlü devletin nefes alması lazım. Bürokrasinin gereğini yerine getirmesi lazım. Talimat gelmeden ben iş yapamam kavramı yoktur devlet yönetiminde. Çünkü devlet yönetiminde en küçük makamdan en üst makama kadar herkesin görevi yasalarla tanımlanmıştır. Herkes yasaların öngördüğü kuralları yerine getirir. Ama devleti nefessiz bırakırsanız ve bir yerden talimat gelmeden devlet ayağa kalkamazsa devlette çürüme başlar. Yaşadığımız ciddi sorunlardan birisidir. Nefessiz bıraktığınız zaman devlete liyakat yok olur. Ahlak da yok olur. Erdem de yok olur. Fazilet de yok olur. Bunların tamamı yok olur. Bunları dile getirmek, bu ortamda dile getirmek doğru değildir diyenler oldu. Efendim şimdi siyaset zamanı mıdır diyenler oldu. Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir. Bindiğiniz otobüsün fiyatını belirleyen siyasettir. Uçtuğunuz uçağın fiyatını belirleyen siyasettir. İçtiğiniz sudan tutun, aldığınız ekmeğe kadar her şeyi siyaset belirliyorsa, bir sorun var ve bu sorunu halk yaşıyor ve halk benim derdimi kim dillendirecek diye gelip benim yakama yapışıyorsa ben onun sesi olmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum? Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorum ben? Halkın sorununu dillendirmeyeceksin, derdini dillendirmeyeceksin. O zaman niye siyaset yapıyorsun? Siyaset halka hizmet etmek demektir. Halkın kafasına balyozla vurmak değildir siyaset. O ayrı bir şeydir. Ama siyaset halka hizmettir. Hizmet ediyorsanız halka gerçek anlamda siyaset yapıyorsunuz demektir. Siz her türlü baskıyı yaparsanız, tehditler savurursanız onun adı siyaset değil. O ayrı bir yönetimdir. O ayrı bir yönetimdir. Siyaset dünyanın bütün demokrasilerinde halka hizmet yarışıdır siyaset. Siyasal partilerin varlık nedeni de budur. En iyi hizmeti ben veririm diye yola çıkarlar. Ve tercih halkta kalır. Dolayısıyla siyaseti de böyle düşünmek lazım. Siyaset aynı zamanda geleceği görebilmektir. Geleceği okuyabilmektir. Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya da biliyor. Bilim insanları da biliyor.
Özellikle son 10 aya bakın, son 10 aya bakın. Neredeyse bütün televizyon kanallarında deprem uzmanlarının konuştuğunu görürsünüz. Önlem alın diye hocaların yakardığını görürsünüz. Ne yapıldı? Bol miktarda imar rafları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler. Bir de üstüne para aldılar. Bu mudur siyaset Allah aşkına? Böyle bir siyaset olur mu Allah aşkına ya? İnsanın evini dayanıklı hale getirmek, o evde insanın rahat oturabilmesini sağlamak siyasetin konusu değil midir? Ev kaçak, depreme dayanıksız, oturabilirsin diyorsunuz, üstüne bir de para alıyorsunuz, yıkılıyor ve kendi mezar oluyor. Ve bunun adı da devlet yönetimi oluyor. Batsın böyle devlet yönetimi. Böyle bir devlet yönetimi olamaz. Gidin depremde evleri yıkılanlara bakın. Kolonlar kesilmiş. Binalar çökmüş. Sormak lazım. Nerede bunlar? İmar rafı çıkarırken acaba vicdanlarının sesini dinlediler mi? Para için, para için. Topladıkları vergilerin dışında para için sen kalkıp da hala o kişinin evini başına yıkar mısın ya? Bütün bunların dışında yurtların kapatılması, kredi KYK yurtlarının kapatılması ve üniversite öğreniminin online yapılmasına karar verildi. Vallahi de billahi de bunlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Ya üniversiteli öğrenciden ne istiyorsunuz ya? Yurtlardan ne istiyorsunuz siz? Zaten pandemide uzun süre eğitimden uzak kaldılar. Şimdi yeniden bir bunu gerekçe gösterip yurtları kapatıyorlar. Neymiş? Depremzedeleri açacaklar. Kardeşim depremzedeyi açıyorsan o yurtlar depremzede aileler için çok uygun değildir. Bak Antalya'ya bak, İzmir'e bak, her tarafa bak. 5 yıldızlı oteller var. Sen devleti yönetiyorsan o depremzedeleri al, 5 yıldızlı otellerde ağırla, bütün masraflarını da karşıla kardeşim. Otel sahipleri bunların tamamını karşılar. Diyorum ya, devleti yönetmeyi bilmiyorlar. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet saraydan ibaret değildir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siz nasıl böyle yönetirsiniz? Bir devlet bir kişinin kişisel hırslarına alet olamaz. Kişisel beklentileri üzerinden bir devlet yönetilemez. Hep dedik devlet adaletle yönetilir diye. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitimin bir ülkenin can damarı olduğunu, eğitimsiz bir toplumun nerelere sürüklendiğini bunlar bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Ama sözde devleti yönetiyorlar. Akıl alacak şey değil. Değerli arkadaşlarım, İşin özeti, devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini, yönetenlerin de halkına, yani yönettikleri topluma hesap verme zorunda olduklarını ve bunun adının da demokrasi olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Yazıktır, günahtır bu ülke. Böyle bir yönetimi hak etmiyoruz. Eğer deprem kuşağında olduğumuzu bildiğimiz halde o deprem kuşağı üzerindeki kentleri büyütüyorsak, gerekli önlemleri alamıyorsak, siyaset kısır bir anlayışla devleti yönetmeye kalkıyorsa bu tür felaketler her zaman kapımıza gelecektir. Biz devletin ve devlet bürokrasisinin daha sağlıklı ve daha tutarlı bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. Belki vatandaşlarımız şu soruyu sorabilirler. Efendim bu felaket yeni geldi. Hayır efendim.
devletin bürokrasisi, benim bildiğim en az 500'ün üzerinde deprem raporu yayınlamıştır. 500'ün üzerinde deprem raporu vardır. 500'ün üzerinde. Belediyeler yaptılar bu çalışmaları. Bakanlıklar yaptılar bu çalışmaları. Üniversiteler yaptılar bu çalışmaları. Meslek kuruluşları yaptılar bu çalışmaları. Hangi önlemlerin alınması gerektiği tek tek yazıldı, çizildi. Hepsi yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptı bu çalışmaları. Mecliste en az 7-8 tane deprem raporu var. Yahu bunlar okuma yazma bilmiyorlar ya. Alıp bir rapora bakmıyorlar bile ya. Bir devleti siz yönetirken 10 adım sonrasını görmüyorsanız, 20 adım sonrasını görmüyorsanız siz devleti yönetemezsiniz. Belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Bütün engellemelere rağmen. Hep birlikte depremin yaralarını sarmak için belediye başkanı arkadaşlarımız çaba harcıyorlar. Şu bilgiyi de ben sizlere vermek isterim değerli basın mensupları. 142 belediyemiz var. 4577 araç gönderildi deprem bölgelerine. 12.163 personel şu anda deprem bölgelerinde görev yapıyor. Toplam 2.439 tır kamyon, 4 uçak, 5 gemi, 2 tren vagonu ile deprem bölgelerine yardım gönderilmiştir. Günlük 200 bin öğün kapasiteli 34 mobil mutfak, 140 bin kapasiteli 14 ikram aracı, 95 bin ekmek kapasiteli 9 mobil fırın faaliyete geçmiştir. 245 tır içme suyu, 1 milyon 24 bin battaniye, 52 bin 369 ısıtıcı soba, 4.726 çadır konteyner, 398 jeneratör deprem bölgelerine gönderilmiştir. Belediyelerimiz özellikle çadır, ısınma ve hijyen desteklerine ağırlık vereceklerdir. Burada görevli olan arkadaşlarımız, daha doğrusu her deprem bölgesinde bir genel başkan yardımcısının başkanlığında milletvekili arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Bunlar, bu arkadaşlarımız deprem bölgelerinden hiç ayrılmadılar. Ankara'daki deprem koordinasyon merkezimizle iletişim halinde oldular. Belediye başkanlarımızla iletişim halinde oldular. Neye ihtiyaç varsa süratle duyuruldu ve o ihtiyacın gereği belediye başkanlarımız tarafından yerine getirildi. Bunu da ifade etmek isterim. Hepinize teşekkür ederim değerli basın mensupları.